Anadolu'nun nabzını tutan 7 metreden herkese merhaba. Kadınlar Handball'da iki temsilcimiz Avrupa mesailerinde ter döktü. Kastamonu Belediye EHF Kupası'nda gruplara kalmayı başardı. Yenimahalle Belediyesi ise Challenge Kupası'na dramatik bir veda etti. Ayrıca Kadınlar Handball Süper Ligi'nde iki maç oynandı. Ayrıntılar birazdan 7 metrede. Erkekler Süper Lig'de de 6. hafta heyecanı nefes kesti. Beşiktaş Aygaz 2 yıllık yenilmezlik serisini Ankara'da bıraktı. Haftanın öne çıkanları, puan durumu, röportajlar ve önemli anlar 7 metrede. 7 metre başlıyor. Kadınlar EHF Kupası 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Vaçi deplasmanındaydı. Vaç Şehir Spor Salonu'nda Macaristan ekibinin konuğu olan temsilcimiz ilk maç elde ettiği 33-26'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıktı. Rövanş mücadelesine hızlı giriş yapan Kastamonu Belediye ilk dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti. Sonraki bölümde sayı bulmakta zorlanan temsilcimiz karşısında hızlı ataklarla farkı kapatan Vaçi kontrolü eline aldı. İlk yarının sonlarına doğru farkı 7 sayıya çıkaran ev sahibi ekip tur için umutlanmaya başladı. Özellikle kanatlardan goller bulan ev sahibi Vaçi soyunma odasına 15-9'luk skor avantajıyla gitti. İkinci yarıda savunmayı sertleştiren ve kanat hücumlarına çözüm bulan Kastamonu Belediyesi maça yeniden ortak oldu ve moral buldu. Kaleci Rombescu'nun kritik kurtarışları ve Aslı Eskit'in peş peşe gelen golleriyle rakibine nefes aldırmayan temsilcimiz farkı 2 sayıya kadar indirdi. Son anlarda gol bulmakta zorlanan Kastamonu Belediyesi yine de kontrolü elden bırakmadı. Temsilcimiz Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü rövanşı 30-25 kaybetse de ilk maçtaki 7 farklı galibiyet tur için yeterli oldu. Maçın en skoreri Aslı Eskit 9 gol kaydetti. Avrupa Challenge 3. tur rövanş maçında Çekya temsilcisi Sokol Paruba ile karşılaşan temsilcimiz Yenimahalle Belediyespor rakibini 26-18 mağlup etmesine rağmen kupaya veda etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda rakibine 34-25 mağlup olan Yenimahalle Belediyespor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde Çekya temsilcisi Sokol Paruba'yı ağırladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren hücumda aktif olan Başkent ekibi maç boyunca rakip takım üzerindeki üstünlüğünü korudu. Bir ara turu getirecek 10 sayılık farkı da bulan temsilcimiz avantajı koruyamadı ve maçtan 26-18 galip ayrıldı. İlk maçta rakibine 9 sayılık farkla mağlup olan temsilcimiz evindeki maçta 8 sayılık galibiyet almasına karşın kupaya veda etti. Kadınlar Handball Süper Ligi'nde hafta sonu 2 maç oynandı. 7. hafta açılış maçında Görele Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediye'yi ağırladı. İlk galibiyetine geçtiğimiz hafta ulaşan ev sahibi ekip seri yakalama düşüncesiyle sahaya çıktı. Maça etkili başlayan İzmir ekibi ilk yarıyı 17-12 üstün tamamladı. İkinci yarıda farkı daha da açan konuk ekip maçı 31-23 kazandı ve son 2 maçında sahadan boynu bükük ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye şanssızlığını kırmış oldu. Bir tane kötü mağlubiyetten sonra bu galibiyete ihtiyacımız vardı bizim. İyi bir sonuç oldu. Görele Belediyesi'ni de tebrik ederim. Onlar da gerçekten iyi mücadele ettiler. Bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Teşekkürler. Bu hafta çok iyi hazırlandık. Çok iyi başladık maça. Çok istedik. Zaman zaman kötü hatalarımız da oldu ama gayet iyi maç oldu bence. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçın en skoreri İzmir Büyükşehir Belediye'de Sibel Kıcıroğlu'nun 9 golü galibiyette önemli rol oynadı. İzmir'i tebrik ediyorum. Çok hata yaptık. Onlar da bizim hatalarımızı değerlendirdi. Alabilirdik ama böyle bitti. Tebrik ediyorum rakibi. İzmir maçı maalesef istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Kötü başladık. Ve ikinci devrede toparlayamadık. Tabii İzmir bize göre oyuncu kalitesi ve rotasyonu daha fazla olan bir takım. Fakat biz de bugün gerçekten kötü oynadık. Savunmada
yetersiz kaldık. Hücumda da çok fazla pas hatası yapınca yenilgi kaçınılmaz oldu. İzmir'i tebrik ediyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şu anda hedefimiz olan orta sıraları önümüzdeki iki maçı alarak inşallah telafi etmeyi planlıyoruz. Teşekkür ederim. Yedinci haftanın bir diğer mücadelesinde Yalıkavak Spor Kulübü, Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Muratpaşa Belediye'yi ağırladı. Maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve soyunma odasına 12-8'lik avantajla gitti. İkinci yarının son anlarında farkı kapatan konuk Muratpaşa maça ortak oldu. Deneyimli oyuncularının skor katkısıyla tekrar öne geçen ev sahibi Yalıkavak maçı da 21-20 kazandı ve zirveye ortak oldu. Muratpaşa Belediyesi'ni de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Ya biz ikinci senemizdeyiz. Tabii böyle köklü kulüplerle oynuyoruz. Yani Süper Lig'de yer almaya çalışıyoruz. Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii Muratpaşa'yı yenmek güzel bir çünkü güçlü bir takım. Onlara da başarılar diliyorum. Biz de inşallah bunları devam ettirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum sizlere de. Yani söyleyecek bir şey yok. Yalıkavak ve maçı yönetenleri tebrik ediyorum. Yalıkavak Spor Kulübü'nde Yeliz Yılmaz ve Yasemin Şahin 7'şer gol kaydetti. Evet, güzel bir maç oldu, heyecanlı bir maç oldu. Bu maçları bizim evimizde kazanmamız bizim için çok önemli. İlerisi için, playoff sıralaması için. Mutluyuz. Mücadelemizden dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Biz kazandığımız için biz çok mutluyuz. Muratpaşa'yı da tebrik ederim. Size teşekkür ederim. Muratpaşa Belediyesi ligin iyi takımlarından bir tanesi. Onların da hedefi Avrupa Kupası. Bizim de aynı şekilde. Biz daha çok istedik. Kazandık, mutluyuz. Böyle. Handbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta 4 maç oynandı. Haftanın açılış maçına Rize Güneysu Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Puanla tanışamamış iki ekip Güneysu Spor'la Göztepe galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. İlk yarıdaki dengeli oyun skora da yansıdı ve taraflar soyunma odasına 14-14'lük eşitlikle gitti. İkinci yarıda başa baş mücadele sürdü. Son anlarda öne geçen konuk Göztepe rakibini 27-26 mağlup etti ve sezonun ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Biz zaten 19.4 yaş ortalaması ile ligde mücadele eden en genç takım biziz. Biz çok fazla istiyoruz bu ligde kalmayı, herkese göstermeyi. Bugün burada şeytanın bacağını kırdığımızı düşünüyoruz. Bu lig ne olursa olsun bu takım bu ligde kalacak. Uzun yıllardır Süper Lig'de devam edecek. Herkese çok teşekkür ederiz. Maçın en skoreri Güneysu'da Samet Kamberoğlu'nun 10 golü puan için yeterli olmadı. Kendi açımdan daha geleli 3 antrenman. Yani 3 gün oldu geleli. Ve yeni bir ekip, yeni arkadaşlar ve önemli bir maç arifesine geldik. Güzel de oynadık ama son pozisyonlarda bu tip maçlarda kritik hatalar yaparsanız maç gidiyor. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı. Yani bunların önlemini alacağız. 2 haftalık bir aramız var ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Önümüzde bir Bursa maçı var ve ondan sonra MYK maçı var. Bunlara en iyi şekilde hazırlanıp ilk yarıyı bitireceğiz. İki takımın da puanı yoktu ve her iki takım da puan almak istiyordu. Biz bunun bilincindeydik ve biz bu puanı almak için de çok çalıştık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Müsabaka içerisinde dönem dönem öne geçtik, farkı açtık ama genç olmanın yanında dönem dönem fazla hata yaptık. Ama oyunun sirküle etmesini bildik. Dönem dönem tempoyu bilerek arttırmaya çalıştık. İyi mücadelesinden dolayı ve bize iyi davrandıkları için Rizelilere ve Rize Güneysu takımına çok teşekkür ediyorum. Lider Beşiktaş Aygaz, ligin 6. haftasında başkent ekibi Spor Toto'ya konuk oldu. Türkiye Handbol Federasyonu spor salonunda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Spor Toto, ilk dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti ve farkı 3 sayıya kadar çıkardı. Siyah beyazlar ilerleyen bölümde Ramazan Dönen'in etkili oyunuyla dengeyi sağladı ve ilk 30 dakika 16-16 sona erdi. Soyunma odası dönüşü yine baskılı oyununu sürdüren Spor Toto, rakibine öne geçme şansı vermedi ve son anlara kadar farkı korudu. Son hücum hakkında kaleci Coşkun Göktepe'yi geçemeyen siyah beyazlar 2 yılı aşkın devam eden Süper Lig'deki yenilmezlik serisini Ankara'da noktaladı.
Öncelikle iki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş çok iyi bir takım. Uzun süredir yenilmeyen bir takım. Bugün yenmek bize nasip oldu. Bir hafta için, bu hafta için çok çalıştık. Hocamızın önderliğinde iyi hazırlandık, iyi analiz ettik. Bugün de bize galip olmak nasip oldu. Son topu da çıkarmak bana nasip oldu. İnanılmaz mutluyuz. Buradan bu galibiyeti yaklaşık 1,5-2 aydır aramızda olmayan Murat hocamız ameliyat, ciddi bir ameliyat geçirdi. Ona armağan ediyoruz. Ona gelsin. Eşime gelsin, aileme gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Bizdeki eksikliği söyleyeyim. Rakibimiz bizden daha çok istedi. Biz özellikle ilk yarı savunma yapamadık. Bir faulümüz bile yok. Kaleden top çıkmadı. İkinci yarı biraz ister gibi olduk ama tabii ki buna da zaman yetmedi. Tabii ki oyuncularıma şunu söyledim. Bu bir takım oyunu. Bireysel bir şeyler yaratmaya çalıştığınız vakit hatalar telafi edilemez boyutlara göre. Kimi zaman oyunu kişiselliğe döktük. Sonuçta bir ekip oyunu. Bu ekip oyunda mutlaka ekibi kullanmak zorundasınız. Bugün biz savunma yapamadık. Hücum çok hata yaptık. Geri dönüşlerde problemler yaşadık. Hızlı gittiğimiz şeylerde de kalecileri çok topumuzu kurtardı. Sonuçta onlar bizden gerçekten çok istiyorlardı. Kazanan her zaman haklıdır. Onları tebrik ediyoruz. Ha, onun işte bir playoff oynanan bir sistem içerisinde oynayacağız. Ha, telafi edilmez mi? Edilecek bir maçtır tabii ki. Bunun ikinci yarısı var, playoffları var. Beşiktaş idman yaptıkça, havasını buldukça yine aynı ritmini yakalayacaktır. Yine şampiyonluk hevesinden ve şeyinden bir şey kaybetmiş değildir. Senelerdir şampiyonluk, senelerdir yenilmezlik. Sonuçta bu yük bazen size ağır gelebiliyor. Bu bizim için güzel bir uyarı oldu. Tahmin ediyorum bu uyarıyı alacağız. Ona göre de hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Rakibimizi tekrar kutluyorum. Lider Beşiktaş Aygaz'ı 30-29 mağlup eden Spor Toto'da 11 gol atan Halil İbrahim maçın en skorer ismi oldu. Çok mutluyuz, gerçekten çok mutluyuz. O kadar olumsuzluklara rağmen güzel bir galibiyet aldık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, hocalarımı tebrik ediyorum. Rakip takımı da tebrik etmek gerekiyor gerçekten. Bence izleyen herkes çok zevk almıştır maçtan. Tebrikler herkese. Biraz da artık Murat hocamız da yanımızda değil, onun için oynuyor gibi bir şeyiz yani. Bir an önce yanımızda görmek istiyoruz artık onu da. Murat hocamız da yanımıza geldiğinde, artık takımın içine girdiğinde, sakatlarımız da takıma girdiğinde daha güzel olacak her şey. Playoff'lara daha güzel gireceğiz. Çok büyük bir takımla oynadık. Türkiye futbolunun önemli damat taşlarından biri Beşiktaş. Uzun yıllardır da yenilmeyen bir armada. Böyle bir takımı yenmek bize nasip olması da bizi ayrıca gururlandırdı. Bir de bunu çok genç bir kadroyla yapmamız bizi daha da mutlu etti. Türkiye futbolunun yıldızları yavaş yavaş sahalarda boy göstermeye Spor Toto ailesi içerisinde devam edecek. Bizim amacımız her şeyden önce seyirciye ve bizi seyredenlere güzel bir gün yaşatmak. Sahada. Bizim amacımız o. Önce biz oynarken mutlu olacağız. Seyredenler de bizden dolayı mutlu olmaları bizim birinci önceliğimiz. Başarı için çalıştıkça başarının da geleceğine inanıyoruz. Allah nasip ederse süreç uzun ama bu süreçte biz muhakkak ki gereken her şeyi yapacağız. Murat hocam bizim her şeyimiz. Yani benim her şeyim. Çocukluk arkadaşım. Aynı evde büyüdüm. Aynı takımda oynadım yıllarca. Onun burada olmaması bizi kesinlikle üzüyor. Tamamen olsa belki daha farklı olabilirdi bir gün maçın sonucu. Ona kesinlikle inanıyorum. Önce sağlık, sonra mutluluk. Ama bu ikisi yan yana olunca çok çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Nilüfer Belediyespor'la CIP Travel Antalya Spor, Bursa Üçevler Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda hızlı ataklarla sayılar bulan konuk ekip 13-10'luk üstünlük sağladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip farkı kapattı ve yeniden maça ortak oldu. Nilüfer Belediyespor'la CIP Travel Antalya Spor 20-20 berabere kaldı ve taraflar birer puana razı oldu. Antalya'nın zaten durumu belli, takım olarak durumu belli. Biz de 4 maçta kaybediyoruz. İşte kazanmanın stresi bizi hataya zorlayınca maç kafa kafaya gitti. Takımın üzerindeki stresi atabilirsek daha iyi top oynayacağız. İşte ikinci yarı biraz daha kontrollü, biraz daha istediğimiz yapılmaya başlayınca skor yakaladık, öne de geçtik. Son saniyede alabileceğimiz maç berabere bitti. Her iki takımı da kutluyorum bu açıdan. Güzel maç oldu. İki tarafta mücadele etti. İki tarafta kazanmak istiyordum. İki tarafın da puana ihtiyacı var. Biz kendi evimizdeydik. Maalesef birkaç basit hatada, son dakikalarda yaptığımız basit hatada beraberlikle sonuçlandı. Bir puana sevinemiyoruz maalesef kendi evimizde olduğumuz için ama Antalya'yı tebrik ederim. Deplasmanda bizden puan almak kolay değildi. İki takıma da tebrik ediyoruz. Çok güzel mücadele oldu.
Şöyle toparlayacak olursak ilk yarıya nazaran daha iyi bir mücadele gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda bulduğumuz fırsatları değerlendirebilseydik maç bize gelebilirdi. Geldi de ama biz değerlendiremedik. Bu sebepten beraber bittiğini düşünüyorum ama önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadele gösterip daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Maçın en skoreri CIP Travel Antalyaspor'dan Savaş Beyhan 6 sayı kaydetti. İki takım açısından da çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele vardı. Bazen olmuyor yani. Çok hata yapmak iyi bir şey olmuyor yani. Takımlara kötü dönüş oluyor. Takımın eline yani emeğine sağlık. Deplasmanda alacağımız her bir puan bizim için çok önemli. Lig bitmedi, devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Herkesin emeğine sağlık. Maçın kıran kırana geçeceğini biliyorduk. Zor bir maç olacaktı. İki taraf için de daha az yapan takım 2 puanla ayrılacaktı. Kıran kırana geçti maç. Nokta sonlarına biz daha fazla hata yaptık ve son pozisyonunu değerlendiremeyip maç berabere bitti. Bir puan deplasmanda o da iyidir. Yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Öncelikli olarak biz bu maçın gerçekten zorlu geçeceğini biliyorduk. Taktiksel ve fiziksel olarak ve mental olarak da ona göre hazırlandık. Ama bugün sahada biz gerçekten çok basit top kayıpları, hatalar yaptık. Bunun sonucunda da sahada maç mücadele ederek kazanılıyor. Savunmamız gayet iyi. Rakibimizi 20 golde tuttuk ama hücumda özellikle ikinci yarıda bulmuş olduğumuz pozisyonları net bir şekilde skora ulaştıramadık. Ulaştıramamamızdan kaynaklanan nedenden dolayı da 20-20 beraber etti. Son pozisyonda, son hücumda da tecrübeli oyuncumuzun kaçırdığı pozisyonu atabilsek baştan galip de gelebilecektik. Ben öncelikli olarak gerçekten sahadaki her iki takımın mücadelesinden dolayı her iki takımı da kutluyorum. Bizim için deplasmanda alınan her puan çok çok önemli. Almış olduğumuz puandan dolayı da mutluyuz, sevinçliyiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Erkekler Handbol Süper Ligi 6. hafta kapanış mücadelesinde MYK Handbol güçlü rakibi İzmir Büyükşehir Belediye'yi Türkiye Handbol Federasyonu spor salonunda ağırladı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip ilk yarıda kanat hücumlarıyla 3 sayılık skor avantajı yakaladı. MYK Handbol soyunma odasına 18-15 üstün giden taraf oldu. İkinci yarıda da rakibine öne geçme şansı vermeyen ev sahibi ekip İzmir Büyükşehir Belediye'yi 31-27 mağlup ederek ikinci galibiyetini imza attı. MYK Handbol'da Yaşar Erdem Ateş'in 8 golü galibiyette önemli rol oynadı. Handbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta sonuçları şöyle. Güneysu Spor Kulübü 26, Göztepe 27, Nilüfer Belediye Spor 20, CIP Travel Antalya Spor 20, Spor Toto Spor Kulübü 30, Beşiktaş Aygaz 29, MYK Handbol Spor Kulübü 31, İzmir Büyükşehir Belediye 27. 6. hafta sonunda haftayı puansız kapatmasına rağmen 10 puanla Beşiktaş Aygaz zirvedeki yerini koruyor. 8'er puanlı iki takımdan Beykoz Belediye 2. Spor Toto Spor Kulübü 3. basamakta. 7 puanlı İzmir Büyükşehir Belediye 4. sırada. 5. CIP Travel Antalya Spor'un 6 puanı bulunuyor. 6. MYK Handbol Spor Kulübü de 4 puanla takibi sürdürüyor. 3 puanlı Nilüfer Belediye 7, 2 puanlı Göztepe 8. sırada. Henüz puanla tanışamamış Güneysu Spor Kulübü ligin 9. ve son basamağında. Gol krallığı yarışında yine Nilüfer Belediye Spor'dan Gürkan Soğukpınar zirvedeki yerini koruyor. Gürkan, CIP Travel Antalya Spor ağlarına 4 gol gönderdi ve toplamdaki gol sayısını 38'e çıkardı. Handbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta karması da şöyle. Kalede MYK Handbol'dan Veysel Alkış. Sol kanatta Göztepe'den Harun Hacıoğlu. Sol oyun kurucu noktasında Spor Toto Spor Kulübü'nden Atakan Şirin. Yine aynı takımdan Halil İbrahim Öztürk orta oyun kurucu noktasında. Göztepe'den Yakup Çakır sağ oyun kurucu ve Nilüfer Belediye'den Durmuş Mutlu da sağ kanatta öne çıkanlardan. Haftanın pivotu CIP Travel Antalya Spor'dan Dalibor Sukic. Haftanın takımı Beşiktaş Aygaz'ın 2 yılı aşkın Süper Lig yenilmezlik serisine noktayı koyan Spor Toto Spor Kulübü. Haftanın antrenörü de yine Spor Toto Spor Kulübü'nün antrenörü Hüseyin Taşcan. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarından bize yazabilir ve TRT Spor 2 7 Metre YouTube kanalından program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya yine güzel haberlerle görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handbol güzeldir.